size ne oluyor böyle? Şahise Hanım ve Ramise'nin sesini duydum. Doğru mu? Doğrudur. Ama öyle böyle ses duymadım. Ne oluyor? Ne oldu? Dünün şeyi. Hayır, ha? Ben konuşabilir miyim Nursel? Bir VTR izleteceğim izleyiciye. Ne olduğunu birlikte görelim. Ben de görmedim, sadece duydum. İzleyelim, üzerine konuşalım. Ramise Hanım, ben size bir aşçı şeyi... Şahise Hanım, ne yapıyorsunuz siz ya? Ya aşçı diyorsunuz ya. Farkında mısın? Haddini çok aştı. Aşçı günahı yaptım. Ne yapıyorsun Şahise Hanım? Ne yapıyorsun ya? Sen bir dur, sen bir tarafım geldi. Bir saniye, bir saniye. Eline. Ay geçiyor. Geç ya. Eline, ayağına hakim ol. Ben size... Sen haddini aştın. Sen bir çekilsene şuraya kayınvalidenle görüşelim. Sen çekil kenara. Sen çekil kenara. Otur anne. Kayınvaliden aşçım diyordu ya. Sen haddini aştın. Ona ben bir aşçı külahı yaptım. Sen haddini aştın. Sakin canım. Ramise Hanım tamam da ben zaten bu meselenin ardına kadar, arkasına kadar... Haddini aştın. Sonuna kadar ardındayım. Ben bunu Aşçılar Federasyonu'na mail olarak attım. Gerekli mercilerleri bilirsin. Gönderdim, hiç rahat olun siz. Gönderdim değil mi? Çok güzel yapmışsın. Ama sen haddini aşmışsın. Ben haddini aşmadım. Ne sanıyorsun kendini? Sen kendini ne sanıyorsun? Pardon, ne oluyor? Ne? Bir şey yok, aşçı ne diyor ya, ben de onu bir küllah yaptım. Ne aşçı küllere otur. Ne diyor? Niye saldırıyorsun ki? Kafana mı kaydım? Çok büyük saygısızlık yaptım. Hayatımda en gerildiğim konu bu sesler. Külah ne Şahiste abla? Ayol ne olacak? Bir küllah yani. Bunda ne var? Ne var? Ben mi önce konuşayım? Konuş. Ya da Ramise Hanım konuşsun, ben sonra konuşacağım. Konuş Ramise'ciğim. Nursel Hanım yaptığı gerçekten çok bir saygısızlık. Çok çok sana büyük bir saygısızlık. Sana külah verdi. Direkt külah, öyle mi? Külah kafası takmaya çalıştı. Takmadım. Bu bir kere çalıştın yani. Bütün aşçılara bir saygısızlıktı. Ne alakası? Ben normalde emekli hemşireyim. Sonradan aşçılığa yani başvurdum ve çalıştım. Lokanta dün de belirttiğim gibi sıradan hani kamyon ve bir belge istemeyen. Yani. Ya gelip bana bu şekilde olsun, bu saygısızlığı yapmak hoş değil yani. Niye uğraşıyorsun? Şimdi yani neden benimle uğraşıyor? Bitirdin mi? Ramise Hanım, ama sözümü lütfen kesme. Ben orada oturuyordum kuliste. Saçım, makyajım, her şeyim olmuş. Beni biliyorsun zaten. Ben esprili bir insanım. Bir baktım orada gazete var. Hemen cin fikirliyim ya. Pratik zekamla oturdum bir küllah yaptım. Dedim Ramise Hanım'a dur dedim şunu bir küllah yapayım. Küllah? Evet, bir şaka mahiyetinde. Evet, küllah, aşçı. Zaten dünden yani verdiği yemeklere notundan dolayı zaten hani şeyim. Oturdum orada küllahımı yaptım. Ama kendisi benim evet, ses tonuma dikkat edin. Bir de kendisinin ses tonuna dikkat edin. Benim ses tonun... Ben şunu diyorum. Adeta yumuşacık. Ben bir şaka yaptım. Evet, oturduğum yerde bir küllah yaptım. Hani belki güleriz diye, ama bunu çok yüksek boyutlara getiren kendisi ve demek ki Ramise Hanım'ın yarası normal varmış. Normal değil mi bir tanem, mesleğine şu an yaptığı işe saygısız, takmış durumda ama yarası varmış ki gocunuyor. Hiçbir yaram yok. Aşkım yarası bana var. Da biri kendi çok kötü sunuyorsun dese ben de böyle bir panter olurum. Biz o kadar çok şey konuştuk ki yani bana o kadar biz o kadar çok sır biliyoruz ki biz de patlatalım kimin o zaman. Kimin sırrını? Herkesin sırrını biliyoruz. Ne? Ya biz de patlatalım mı o zaman? Ay çok korktuk biz. Patlatalım mı? Bir şey söyleyeceğim. Hatayı hatayla karşılık verme tabii asıl ki. Asıl yaptığı değil. Şu an yaptığı evet. Çok yani sen şu özel anda... hayatı biz gelince senin özel hayatınla ilgili bir şey yapmamış ki. Sen şu an Özlemcim tutarsız davranıyorsun. İnsanlar sana güvenip sırrını veriyorsa asla bunu gidip ne olursa olsun ben sen bana ne ver sen gel benimle uğraş kavga et.
Ben senin sırrını kimseye söylemem. Bana sır olarak adı vermedi. Adı altından sopa göstermek evet. mi denir? Hayır hani... bana sır olarak ha, ben vermedi. Ben bir sırrımı da vermedim de. Yani. Bana... Onları zor duruma sokacak şeyler biliyorum. Aynen evet, öyle. Bana sır olarak vermedi. Aa bak bunu kimseye söyleme demedi. Bu sırdır. Aşkım bence sen... bu sen onu kendine sakla. Yok, hataya hatayla karşılık verme. Hayır, bence arkamızdan şu aşçı konusunda kapatalım. Her para kazandığı bir şeyden bahsediyoruz. Tek başına bir kadından teri. Bahsediyoruz. Aynen öyle. Ne kadar yapıp yapamadığı da bizi hiç ilgilendirmiyor Şahiste ablacığım. İkiniz de hiç güzel gözükmüyordunuz söyleyeyim.